ayeti azimesi, bu büyük ayet, ittiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek katli bir surette ilan ediyor. Ayetin mücmel meali de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz, ta ki Allah azze ve celle de sizi sevsin. Bu ayet-i cimide ittiba-ı sünnet, yani Cenab-ı Peygamber'in hayatını, harekatını takip, ne kadar mühim ve lazım olduğunu hep kat'i bir surette ilan ediyor. Evet, şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıklığı içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça salim bir düşünceyle kıyas-ı istisnai sarı olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Tekrarlıyorum. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için denilir ki gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmış. Çünkü güneş çıksa gündüz olacak. Evet, kıyas-ı istisnai misalinde menfi netice için deniliyordu. Gündüz yok, öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'i dediler. Şimdi aynen böyle de, yani bu kat'i mantık kaidesi içinde şu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a Celle Celaluhu muhabbetiniz varsa Allah'a ittiba edecek. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a aleyhisselam ve selama ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Demek ki Allah Azze ve Celle olan muhabbetin mizanı kişinin sünneti seneye ittiba etmesidir. Eğer Allah'a muhabbetiniz, sevginiz varsa Habibullah'a ittiba edilecek, tabi olunacak. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a Celle Celaluhu muhabbetiniz yoktur. Aynı ayet-i cehide icazı bir ayet-i cehide icazı bir icaz vardır. Yani kelime icaz mucizedir. İcaz veciz ifadedir. Yani bu ayet-i cehide de Cenab-ı Hakk'ın kelamına yaklaşan bir güzellik fevkalade veciz bir ifade içerisinde müşahede oluyor. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içine derc edilmiştir. Yani قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ. Şimdi çok cümleler bu üç cümlenin içine derc edilmiştir. Şöyle ki, şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı severseniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz, ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah da sizi sevecek. E zaten siz Allah'ı seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin. Doğrusu güzel cümleleri bir daha tekrarlayacağım. Şu ayet diyor ki, Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. E madem Allah'ı seversiniz, öyleyse Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, Allah'ın hoşuna giden ameller ise, Allah'ın sevdiği zata aleyhisselatü vesselam'a benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir, tabi olmaktır. Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah da sizi sevecek, zaten siz Allah'ı seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler, şu ayetin yalnız mücme, kısa ve öz halinde bir mealidir, manasıdır. Demek oluyor ki, bu ayet-i şeriden ifade ettiği bu kısa, öz ve mücme manaya göre netice, şöyle oluyor ki, İnsan için en mühim âli maksat
Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nas'ı ile açık manası ile gösteriyor ki o matlab-ı âlâ'nın yolu, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olmakla tahakkuk eden o en ulvi mertebe Habibullah'a aleyhisselatü vesselam'a iktidadır. Ve sünnet-i seyyesine iktidadır. Bu bakımda üç nokta ispat edilse mezkûr hakikat tamamıyla tezahür eder. Şimdi bu cümlede ben şöyle araya girmek istiyorum. Diyor ki, işte bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Hakikaten yani insanlığın mahiyetiyle, insanın yaratılışındaki ilahi gayemiyle, İslam nuru ya dünyanın ahiretin mahiyetiyle bir insan için en ulvi ufuk gaye Allah'ın rızasına mazhar olmaktır. Şimdi böyle bir netice şu ayetin nasıl açıklığı bile gösteriyor ki Habibullah'a iktidar et, tahakkuk eder. Ve sünnet-i seniyesine iktidardır. Bu makamda üç noktayı ispat etse mesul hakikat tamamen tezahür eder. Yani sorulabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar et sünnet-i seniyeyle. Yani bu nasıl oluyor? Niçin sünnet-i seniyeye iktidar Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmayı netice veriyor? Şimdi bu nasıl, yani akler nasıl ispat edilebilir? Zaten Risale-i Nur'un özelliği burada temel ediyor. Yani Bezirhan Hazretleri meseleler olursa olsun, onu evine aldığı zaman ispat ediyor. Şimdi üç noktayı kısaca okuyacağız. Birinci nokta, beşer, şimdi bir insanı model olarak ele alıyoruz. Yani bu insan ille de Müslüman olması lazım değil, yeter ki insan olsun. Avustralyalıdır, Malezyalıdır, Türkiye'lidir, Hong Kong'ludur, neyse. Beşer, insan, fıtraten, yaratılış itibariyle şu kainatın harikana karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Yani insanın aklını, kalbini, ruhu ve vicdanını, duygu ve latifelerle alemini inceleyen zaman görülecek ki şu insan, şu kainatın harikana karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Yani insanın kalbinde istifa kabili şeklinde muhabbet madenleri, muhabbetler yazılır. Allah'a yüksek bir muhabbetle bağlanacak tarzı yazılmış. Çünkü neden? Çünkü fıtratı beşeriyede, insanın yaratılışında cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı felsefe etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Bu üç mefhum bu insanda vardır. Yani insanın yaratılışı inceli cemale karşı bir muhabbet. Yani herkes o güzeli seviyor. Mesela işte ağaçların güzelliği, kainatın güzelliği, adaletin güzelliği, şefkatin güzelliği, merhametin güzelliği gibi maddeden manaya kadar güzelliği, mahiyeti itibariyle herkes seviyor. Demek insanın mahiyetinde cemal dediğimiz bütün ennola aksam ile güzelliğe karşı bir muhabbet, bir sevgi vardır. Keza kemale karşı perestiş etmek. Yani kemal, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ifade ettiği ulvi manalar, yüksek mertebelerdir. Durgunluklar, güzellikler, kusursuz icraat, kemaldir. İnsan, yani ne kadar kemal, ne kadar mükemmel, ne kadar güzel, o nisbete sevgisi artıyor. Kemalatın büyüklüğü nisbetinde ona karşı meftuniyeti bağlılıkta o kadar artıyor. Demek insan mükemmel olan bir şeyi seviyor. Ve ihsana karşı sevmek vardır. İkram, ihsana karşı insanda sevmek vardır. Şimdi, aleykümselam. Şimdi cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezahürlük eder, aşkın en müntehâ derecesine kadar gider. Yani ne kadar güzel, mükemmel ve ihsan ne kadar çok ise muhabbette o nisbete artar, çoğalır ve aşkın, yani en şiddetli muhabbetin en son mertebe ve derecelerine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Ve kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan
kubbe-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitaplarla yazı içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Evet, kalbin bir mercimek kadar bir sandıkçası olan kubbe-i hafıza. Allah alem, hafıza dediğiniz mercimek, insan beyninde bir mercimek tanesi, bir buğday tanesi kadar bir yer işgal ediyor. Halbuki ta çocukluğumuzdan günümüze kadar bizim hayatımıza taalluk eden ve o mercimek taneciği kadar hafızada kaybedilen malumatları şöyle kitap haline getirsek belki bu olayı dolduracak kadar kitap olur. Binaenaleyh, şimdi hafızada kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kubbe-i hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitaplara yazı içinde yazılması gösterir ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Yani bir insan eline kareşin kokunu bir paket atan bazuka gibi bir alet alsa içse bir gizli olarak çekse bir çirkin bir rahatsız. Şimdi kainatı ihata edecek bir muhabbete sahip olan kalbi fani ve dünyevi ve mecazi bir muhabbete harcayan bir adam israf eder. Ve o israfın cezasını maşukunun ölümüyle, zevaliyle, vefasızlığıyla öder ve gidiniz şu aran şiirleri inceleriniz hepsi eyvah, elveda, elveda diyor. Çünkü kainatı ihata edecek kadar bir muhabbeti taşıyan kalp Allah'ı sevmeliydi. O işe diyor ki kalbi insan kainat içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Şimdi madem fıtratı beşeriyede, insanın fıtratında, damarında, hamurunda, suyunda ihsan ve cemal ve kemal yakışı böyle hadsiz bir istirada muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın halifi kainata tezahür eden asarıyla, eserleriyle bir daha neden tahtu salihin hadsiz cemal mukaddesesi vardır. Şimdi şu şehirdeki yeşile bakınız, değişik ağaçlara, değişik renklerine, desenlerine, çiçeklerine, meyvelerine bakınız. Bu ayrı bir ders konusu da, fakat şu insanlar bu ağaçların köklerine ne böyle teneke teneke boya büktüler ne de kova kova şeker. Ama dallardaki renklere bakıyorsunuz, meyvelerdeki tatlı kokuya bakıyorsunuz. Bu ağacın dalı çiçekli yapraklarıyla tezahür eden, gözünüzün gördüğü, dilinizin lezzetle zevkle tattığı bu kadar maddi ve manevi güzelliklerin harifi, elbette bu ağaçlıdır. Binaenaleyh, böyle insan kainata baktığı zaman kainattan tezahür ederken, çıplak gözle müşahede edilen, binler bunca eserleriyle bir beraber gayet açık, seçik, vücudu tahakkuk eden, sabit olan, Allah'ın hadsiz bir mukaddes cemali vardır. Keza bu mevcudatta tezahür eden kuşu sanatıyla, yani ilahi isimlerin manalarıyla, güneş doğduğu zaman nasıl kainat nur içinde aydınlığa kalkılıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi nur gibidir. Adalet, hakimiyet, rahimiyet, şefkat Cenab-ı Hakk'ın nice isimlerini tezahür olarak takip ediyor. Binaenaleyh, bu mevcudata tezahür eden, sanat nakışla biz zaruret sübudu, yani vücudu tahakkuk eden hadsiz kemal-i kutsisi ve bütün ziharetlerde tezahür eden hadsiz envar ihsan-ı inhamatiyle bir yakin ve belki bir müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanatı vardır. Müsaadenizle şöyle bir atıf yapmak istiyorum. Bazı meselede bana işler kalıyor. Şuradan sonra tekrar oturmak istiyorum. Biraz mühim görüyorum. Mesela ayet-i şerifle Bismillahirrahmanirrahim ve evhâ rabbuke ilen nah en ittehizî minel civâri buyutâ sadakallahu aleyhi ve sellem. İlâhı râyet. Bal arısı konu bal arısıdır. Fıtratça yani onu laboratuvar alıp incelediğiniz zaman mahiyetine baktığınız zaman keza vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki koca sure-i Nah Kur'an-ı Azimüşşan'daki azim bir sure onun ismine tesmih edilmiş. Yani sure-i Nah Arz suresi demektir. Çünkü
o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehliyeti vazifesinin mükemmel programını yazmaya, o küçücük karnında taamların en tatlısını koymaya ve pişirme ve sürücüğüne ziharet azaları, canlı mahlukları tahrip etmek ve öldürmek kasiyetinde bulunan zehiri o uzuncuğuna ve cisme zarar vermeden yerleştirmek. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazine olduğundan şuursuz, intizamsız, nizamsız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. Mevzuyu dağıtmasam bir hatıra anlatmak istiyorum. Sam Edebiyat Fakültesi'nde bir hocamız vardı. Banyo Şirin isminde bir kadın profesör. Ders mevzu olduğu için ara nasıl var yapıyor? Şöyle bir hatta aldı. Kovandan çıkan arı ta 5 kilometreye kadar gidiyor. Bakıyor ki azim bir bahçe, her yukarıda çiçekler ve her yukarıda bal yapmaya vesile olan çiçek tozları, özleri vesaireler. Arı bahçeyi böyle kolaçan ettikten sonra dönüyor kovana ve başlıyor kovanda raks etmeye, dönmeye. Şimdi diğer arılar da ona tabi oluyorlar. Bu istikrarda yapılan çalışmalara göre arı bu hareketiyle kovandaki arılara anlatıyor ki bulunduğumuz yerden bahçeye kadar olan mesafe 5 kilometredir. İki, kovandan bahçeye böyle bir çizgi çizdik. Kovandan güneşe doğru da bir çizgi çizdik. Aradaki açıdan hareketle bu çiçek bahçesi kovandan ayrıldığımız zaman hangi taraftadır? Cihetine de gösteriyorum. Üçüncüsü de öyle raks ediyor ki herhalde bu raks ile ifade ediyor ki bu bahçedeki bal yapacağımız malzeme başka bahçelerden daha çoktur. Sonra bu raks bitince artık kovandaki her arı sanki bu bahçeyi kendisi gitmiş gibi kovana da dahil ediyor ve gidiyor bahçeye ve başlıyor balını yapmaya. Profesör diyor ki acaba bu arı nasıl bunu tarif ediyor diyor ki bunun üzerinde ciltlerle kitap yazılsa yine de bu muamma benim boyununca, bulunca sual işareti olmakta devam edip gidecektir. Neyince ben parmak kaldım. Söyle dedim. Benim sayın profesör, iman etseniz ki bu arı bu bahsettiğiniz hadiseyi ne aklıyla, ne fikriyle, ne iradesiyle, ne ilmiyle, ne de bulamaması bir sıfat ile yapmıyor. Çünkü bunların hiçbirisi onda yoktur. İman etseniz ki o arı ve ev harabuke ile nam eni takizimle cibel büyüte ayeti cilesinin ifade ettiği gibi bir ilham-ı rabbani ile yapıyor. Sen adın benim arkadaştır dedi. Dedim zaten senin bir silahın varsa o da benim not yönetildi demektir. İyi günler, günaydın demiş. Yani bakınız. Yani arı bunu nasıl yapıyor? Arının aklı yok. Arının şuuru da yok. Ama arı gibi bütün böcekler, hayvanlar ilham-ı rabbani taktığında bir kuşu çorap gibi öylesine yuvasını örüyor ki arı balını öylesine güzel yapıyor ki bu bendeki kimya laboratuvarlarında da o arının balını yapamazlar. Sinan arı burada diyor ki şimdi o bal nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğunda şuursuz, intizamsız, nizamsız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihette mucizeli bu sahati ilahiyenin, arının ve bu fiil-i rabbaniyenin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı nizamla, aynı anda, aynı tarzda zuhur ve ihatası ve daha da vahdeti Allah'ın birbirini, vahdanetini ispat eder. Yani kişi arının nasıl bal yaptığını incelediği zaman işte topladığı bütün malumatlar onu Allah Azze ve Celle'ye götürüyor. Çünkü bu fiil onundur. Zira bal makinesi olan arada o balı inşa edecek, icat edecek ne fikrin fikir ne de başka sebep yok. Sebep kifayetsiz, bu halde bu fiil Allah'ın fiilidir de kişi ona götürüyor.
Mesela ikincisi, وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَاِبَادَ نُسْكِكُ مِمَا فِي بُطُونِ مِنْ بَنِ فَلْسِمَدَ مِنْ لَمَنْ خَارِسًا سَارِهَا لِشَّارِبِينَ Ayeti ibret ve şan bir fermandır. Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikaları olan validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muharip olarak halis, temiz, safi, mugaddi, fevkalade gıdalı, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli, fedakarlara bir şefkati kalplerine bırakmak. Mesela bir adam 40 gün baklava yese, 40 günce gün kutsallık ondan bir tepsi yitecektir. Şimdi insan, kainatı doğduran ilahi fikirlerle her gün zamanı karşılaşa, eğer tefekkürünü kaybederse, 40 gün baklavayı ondan kutsalan bir adam edasıyla kainata bakıyor. Hele bir düşün bakalım, bu anne et yiyor, süt yiyor, doğut yiyor ve meyle ediyor. Fakat daima burada tarif edilen şekilde bembeyaz bir süte ihtilal ediyor. Halbuki o süt, validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan, ki o sütün rengini, kokusunu, tadını değiştirecek o annenin vücudunda ne kadar maddeler var? Öyle organik maddeler var ki, fakat hiçbirisiyle o sütü bulandırmadan, bulaştırmadan ve onlara bütün bütün muharip olarak kan gibi, ifrazat gibi şeyler muharip olarak halis, temiz, safi, kıdalı, hoş, beyaz bir sütü o şekerli su tulumbacıklarına koymak ve yavrularına karşı da o sütten daha ziyade o şirin, tatlı, kıymetli, fedakâr bir şefkati kalplerine bırakmak. Şimdi elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudreti, ihtiyar ve dikkat ister ki fırtına ve tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kök kuvvetleri hiçbir yerde işler olamaz. İşte böyle gayet mucizevi hikmeti bu sanat-ı Rabbaniye'nin ve bu fiili ilahinin umum ruhu zeminde yüz binler edebilen hadsiz validelerin kalplerinde ve memelerinde aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkatle tecelli ve tasavvufla yapması ve ihatası ve rahat ve bahçeti Allah'ın görevini ispat eder. Son misal okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَنِنْ سَمَرَةٍ نَقِيمٍ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَبْتَرًا وَرِزْدًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكْ وَاَيَلِ قَوِيْ يَعْقِلُونَ Bu ayet, nazar dikkati hurma ve üzüme cevbeli şekli. Aklı bulunanlara, bu iki meyvede tevhid için, Allah'ın birliğine, iman için büyük bir ayet, yani bir delil ve bir hüccet vardır. Evet, bu iki meyve, yani hurma ve bu iki meyve hem gıda ve kut, hem fahide verilmiş, hem çok lezzetli tahamların menşeleri olmakla beraber susuz bir ve kuru bir topraktan bu ağaçlar. O derece bir mucize kudret, öylesine Allah'ın kudretiyle vücuda gelen bir mucize, insanı şiddetle, dikkatle tefekküre sevk eden bir alamet ve bir harika-i hikmettir. Yani öylesine faydalı, menfaatli, istifade edilen neticeleri gözümüzün önüne seren öylesine harika bir sanat şaheseridir ve öylesine bir helvalı şeker fabrikası ve bağlı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir nizamın içinde bir intizam ve hikmet ve dikkat bir sanattır ki zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan, elbette bu kâneti yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Şimdi sen bu muhakkemeyle kâneta baktığı zaman, geçikten, Antep'e geliyorum, minibüste, arabadakilerin kılık kıyafetine baktığınız zaman, o görünen insanlar olduğu belli. Yanımda da bir arkadaşla konuşuyorum. Dedim, ben arabada pek takip edemiyorum ama, bu sefer herhalde fıstık ağaçları, bu miktarda fıstık ağaçları var yol üzerinde. Dedim bu fıstık ağaçları bu sefer pek tutmamış gibi gözüküyor. Muhakkabım dedi ki, bu sefer bir tabiat vermemiş. Bu mesele onunla bir anda biraz ateşli bir sohbet inkılap etti.
Tabiat mı vermemiş dedim. Evet dedi, tabiat vermemiş. Ona dedim ki, bir dakika lütfen. Oradan kırık kıyafetiyle oran oldu anlaşa beyefendi dedim ki, amcacığım dedim, geçen sene bu ağaçlar fıstık tuttu mu? Ben şimdi bakıyorum pek fıstık tutmamış gibi gözüküyor. Oğlum dedi, geçen sene de sen bir görecektin bu ağaçlar nasıl fıstık tutmuş. Ha, Subhanallah. Bak dedi ben ne kadar yaşlanmışım, daha bu kadar tuttuğunu görmemişim. Fakat dedi bu sene hikmeti ilahi, ilaç için arasam bir tane yok. Muhatabıma döndüm dedim ki, tabiat dediğin işi biraz inceleyebilir miyiz? Sordum, dedim şimdi lütfen dinleyin. Dedim amcacığım, geçen sene çok yağmur yağdı da bu sene hiç yağmur yağmadı. Böyle bir şey var mı? Yok. Hava aynı hava, su aynı su, toprak aynı toprak. Yani geçen sene sırılsıklam tutmaya kadar olan sebep neyse, bu sene de aynı sebep var. Yani tabiat dediğin şey nedir? Yani bunu biraz izah edin. Geçen senekiyle bu seneki şartlarda bir değişiklik olmamasına rağmen niçin geçen sene bu kadar çok tutmuş da bu sene tutmamıştır? Muhatabım bana döndü dedi, siz de haber incisiniz dedi, haberi Allah tutmuştur diye. Onun için böyle etrafımıza baktığımızda ya bu ağaç ne aklı var, ne fikri var, ne şuuru var. O fıstık o kadar harika bir meyve ki, yani o fıstığı inşa edecek bir iradeyi, bir ilmi, bir ihtiyarı tabiat arıyor. Halif burada diyor ki, şu incir, şu üzüm, fıstığı da buna dahil edebiliriz. Susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar. O derece bir mucize, kudret, bir harika hikmetidir. Öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi, o kadar hassas bir mizanı, mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanatı var ki, zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan, elbette bu kâhine bir yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var. Ve her salkımda şekerli şurup turumacıklarından güzel tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik bir güzel, felaklık ve renkli bir hafazayı giydirmek ve nazik bir yumuşak kalbinde kubbi hafızası ve programı tarihçe ödüklü olan sert kabuklu ciniz işi çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi tatlı ve ağlı kemsel bir ibadı yapmak ve bütün zemin yüzünde hadsiz emsalde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harfi sanat, sanatı aynı zamanda aynı tarzda yaratmak elbette belahete apaçık gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın harikidir ve nihayetsiz bir kudreti ve hadsiz bir hikmeti iktidarına şükri ancak onun fiilidir. Çünkü şöyle de düşünebiliriz. Mesela bir yüzün taneciğini alır, asmadan koparır bir tane tane. Şimdi bu tanenin vücudu ağacın vücuduna bağlıdır. Sanki üzüm asması, kökü, gövdesi, yaprakta her şeyiyle bir fabrikanın tezgahı gibi tezgahtır. Çünkü bu taneci o tezgahta dokunuyor. Öyleyse bu üzüm tanesi kim ise ağaç konudur. Keza ağacın vücudu bulunduğu mahalledeki toprağın, suyun, baharın, dünyanın da bu sever kâinatın vücuduna tabidir. Zira güneş orada durup, dünyada burada durmaz, o ağaç olmaz. Öyleyse sanki kâinat bir tezgah, üzüm asması onun neticesi, keza asmanın kendisi tezgah, üzüm taneci de onun neticesidir. O halde bir üzüm tanesini yaratmak için asmayı yaratmak lazım. Asmayı yaratmak için de bu bilinen kainatı yaratmak lazım. O halde bu kainatı kim yaratıyorsa asmayı o, asmayı yaratan üzüm tanesini o. Yoksa kainatı yaratamayan bir iktidar ve ihtiyardan üzüm tanesini beklenen akıl kabul edemez. Bunlar silsile haline bitirdiğiyle bağlıdır. Şimdi kainata baktığımız zaman her şey böyle. Şimdi burada diyor ki, mesela bu mevcudada tezahür eden nukuşu sanatıyla bizzat sultanı hadsiz kemal kutsisi ve bütün zihazetleri hadsiz envel insandaki inamatıyla yani ağaçların dalları dolusu meyvelere bak, denizdeki balıklara, uçuşan kuşlara ve yeryüzü şenemlere bu kadar canlı mahlukada envana bak ki bütün bu kadar nimetleriyle bir yakin ve belki bir uşak yüzümüzde görüyoruz vücutta bir hadsiz ihsanatı vardır.
Şimdi elbette zişurlarda en cami, en muhtaç ve en müteşekkiri ben müşrak olan beşerden hadsiz bir muhabbet iktiza ediyor. Çünkü insan mahiyeti itibariyle ona muhtaç. Gözüyle görmeye muhtaç, kulağı o sesleri işitmeye muhtaç, midesiyle o nimetleri yemeye muhtaç. Aklıyla bu kainatı ilmi nazarla, casus gözeyle tetkik etmeye muhtaç ve insan bu birbiriyle güzel kainata muhtaç, nasıl ki kainattan alabildiğine istifade ediyor. Madem ki istifade edip o halde bu belirli hikayeti bu kadar istif eden nimetleriyle kendisine arz eden zatı tanımaya da onu sevmeye muhtaç. Evet, her bir insan bu harika düzeylere karşı hadsiz bir muhabbete müsait olduğu gibi o harikayı herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsana karşı hadsiz bir mahbubiyete müsaitdir. Burada müsaade ederseniz bir hafızanı kısaca etmek istiyorum. Şunu ismet Alman arkadaşım vardı. Bendeyiz. Matbaası var. Bozulur. Benim matbaasından Tekin Üniversitesi'nin konferans salonuna götürüyor. Orada böyle bir toplantımız var. Yolda giderken Şöne'ye sordum dedim. Şöne, Hristiyansın herhalde değil mi? Yok. Ben de bir dinim yok. Hani bir ihtiyacı bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi matbaada çalışanların dinler olmasını, kutsal Müslüman olmasını arzuyor. Aa dedi, ben dinsizim. Marta dedi, aynen koyu bir katoliktir. Onlar da kilise bağlı olmamı çok arzu ettiler. Hatta beni, komşumuz bir kilise var, onun papazını muhatap ettiler. Ona bazı sorular sordum. Sualime öyle cevap verdi ki, iyi kötü bir parça kilise hakkında müsbet düşüncem vardı. Fakat o mülakattan sonra o da kayboldu. Dedi, şimdi ben dinsizim, ben bildiğim işleri duyuyorum. Şamil, keşke İslam dinleri inceleyip kıyas hiç gerek yok. Çünkü İncil nasıl bir kitapsa Kur'an da öyle, Hristiyanlık nasıl bir kitap İslam da öyle dedi. Dedim şimdi ben seninle biraz sonra tekrar buraya geleceğim de mevzu biraz değişir bana. Dedim şöyle arabayı kullanıyorum, ben de şunu bana götürüyorum. İşte konuşuyoruz. Şimdi benim ağzımdan çıkan sözleri, kelimeleri aynen işitiyorsun değil mi? Arkada Recep Kut diye bir arkadaşımız var. Recep de işitiyor değil mi? Evet. Şimdi sizin ağzınızdan çıkan sesi şivenizde, ses hususiyetlerinizde katiyen ben de aynen duyuyorum. Recep sen de duyuyor musun? Evet ben de duyuyorum. Ha bu da doğru mu? Evet. Peki ikimizin arasındaki, üçümüzün arasındaki şu hava dediğimiz şey karbon, oksijen, azot gibi birkaç gazın karışımından meydana gelen bir hayvanlar. Ve bu hava senin ağzına çıkan kelimeyi bana getiriyor, beni de sana götürüyor. Peki bu nasıl yapıyor bu işi? Bana dedi ben nasıl yapıyorum bilmiyorum ama tabiat yapıyor işte. Dedim azizam, konuşacağız şimdi. Yani öyle, ben öyle tabiat yaratıp bana kafi gelmiyor. Müsaade. Benim midem ancak duyduğum zaman rahat ediyor. Ben aklenle duymak istiyorum. Önce bu tabiat neyse sen bunları anlatacaksın. Sonra o tabiat hangi ilmi, irfanı, kudreti, iradesiyle bu işi yapıyor onu da bana anlatacaksın ki ben senin kendini kabul edeyim. Yoksa münhasıran tabiat yaratıyor demek bana kafi gelmiyor. Mesela benim şimdi şurada 10 kişi olsa onu birden konuşsa sen özür dilerim edeceksin. Diyeceksin ki önce sen konuş, sonra sen konuş, sonra desem ben hepiniz birden anlayamıyorum. Halbuki şu ikimizin arasındaki oksijen, hidrojen, azot, karbon gibi birkaç gazla meydana gelen havada şu anda belki 50 tane ses gidiyor. Ne kadar radyo dalgaları var, ne kadar televizyon dalgaları var, ne kadar televizyon görüntüleri var, ne kadar telsiz telefonlar var. Ve sadece madde alemdeki bu haberleşmeyle şu anda ikimizin arasından böylesine Türkçe konuşmalar, Almanca, İngilizce, Fransızca konuşmalar, Arapça konuşmalar, Urduca konuşmalar vesaireler, vesaire vesaireler. Dünyada gramer testi yapılan 5000 insan var. Her insanda radyo var, her insanda televizyon var, her insanda telefon var. Ve her insanda binlerce insan konuşuyor. Düşünün ki şu aramızdaki seste yani sanki haşir meydanını andıracak garayip meydana geliyor. Peki 3-5 tane garip bunu nasıl yapıyor? Hangi tabiatlar? Ve bana bunu izah edin. Dedim Azizan, sen bu havanın yaptığı vazifeye bakacaksın.
İster istemez bugün sana Allah dedirtecek. İster istemez Allah dedirtecek. Zira her kapı bir anahtar açar. Şimdi bu havanın bu vazifeyi nasıl yaptığına iman etmek için Allah'a iman etmekten başka çare yok. Başka formu bulamayacaksın. Ya siz var tezinizi ispat edeceksiniz. Ben de size tezini ispat edeceğim. Madem ispat eden kadar kim ispat etse o kazanır. Şimdi bu kadar değişik dinlerde, bu kadar değişik insanlardaki sesler ve suretlerle birbirine karışan görüntüler fakat karıştırmıyor. Getiriyorsun Türkçe, sonra Almanca, sonra İngilizce konuşuyorsun. Binaenaleyh, havanın bu kadar vazifeleri bir tamamiha, ekle, mükemmel bir tarzda ifadeleri gördüğünüz zaman elbette havanın kabiliyetsizliği, yani bir karıncanın üzerine dünyayı yüklesen daha acayip olmaz. Onun için havanın vesile olduğu bu vazifelerden Cenab-ı Hakk'ın iradesine, Cenab-ı Hakk'ın ilmine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine hitap edeceksin diye bu meada İsa'yı burada bir bahis var, güvenliktesi. Onu arkadaşım anlatmaya başladı. Zibzeti Yunus Fasili bir cadde var gayrette. Çok geniş bir cadde. Tam oraya geldik. Bizim dinsiz şöyle direksiyonu bıraktık. Ben Allah'ı görmek istiyorum, bana Allah'ı göster. Başladı bağırmaya, araba vurdu traktör taşına. Döndü ters, fakat şöyle demek çok çarpmış. Ben Allah'ı görmek istiyorum, ben onu tanımak istiyorum. Allah'ın yeri, Allah'ın yeri de bana Allah'ı göster. Habire bağırıyor. Fakat daha sonra İslamiyet'i kabul etti. Ben de Hüsnü Cemal Kabbalası'nı girerek hayatını kurtardık. Yani şimdi, aklın şeyin, olup biten hadiseleri mantık ve muhakeme süzgecinden geçirmektir. Şimdi insan her yani güzele meftun, kemale meftun, ihsan-ı ikrama meftun. Gözümüzün önünde belli bir kerede güzelin bütün desenleri, adaletin bütün çeşitleri, ikramı insanın binlerce bunca maddi ve manevi güzellikleri sergileniyor. Ve biz mahiyetimizdeki bu kadar ince ve hassas duygularla bu kainattan ağacın kökleriyle toprağa emerek hıdrasını aldığı gibi kainattan binlerce bu kadar nimetlere istifade etti. Müsaade et, su vererek teşekkür ederim. Peki, amşu. Eğer bir su verene teşekkür etmek doğru, güzel bir ahlak ise bu bir kainatı bu kadar güzellikleri bize ihsan eden zatı da şu tarikatıyla demek adaletin, doğru düşünmek insaniyetin mükezasıdır. Bunu diyemiyorsak insan nasıl akıllı bir adam olabilir? Onun için burada diyor ki, mesela insan, evet her bir insan o harika zülcelere karşı hadsiz bir muhabbete müsait. Yani sonsuz bir sevgiyle, namütenayi bir muhabbetle Allah Azze ve Celle'yi sevmeye kabiliyeti olduğu gibi o halik dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyeti müstahaktır. Hatta insanı müminde, mümin bir insanda hayatına, dar bekada bekasına, burada, orada vücuduna ve dünyasına ve nefsine ne böyle vücudlarındaki türlü türlü muhabbetleri, şiddet alakaları o istidat muhabbeti ilahiyenin tereşuhatıdır. Yani Allah Azze ve Celle kendisini sonsuz bir muhabbette sevmemiz için bizim kalbimize öyle bir muhabbet vermiş. Mesela elektrik denilen, şu enerji denilen elektriğin istihale maruz kaldığı gibi lambamızda nur oluyor, ocağımızda ateş oluyor, dinamoda kuvvet oluyor, işte alette ses ve suretin görülmesine vesile oluyor. Yani elektrik denilen şu enerji değişik mekanlarda istihale maruz kaldığı zaman nasıl ışık oluyor, kuvvet oluyor, hareket oluyorsa Cenab-ı Hakk'ın kalbimize koyduğu ve münhasıran kendisine takdim edilen o muhabbet mahlukata tevzi oluyor, anayla muhabbet şeklinde, mevcuda muhabbet şeklinde tezahür ediyor. Hatta insanın mütelebi şerit hissiyatı bu istidadı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekiller yetmiş reşalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelebiz olduğu, lezzetlendiği gibi alakalar olduğu zatların saadetleriyle de mütelebiz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini kurtaranı öyle sever. İşte bu haletine binaen insan eğer her insana ait envai ihsanatı ilahiyeden, Cenab-ı Hak her bir insana verdiği bu kadar nimetlerden, yalnız bunu düşünse ki, benim harikim beni zulümat-ı ebedi olan alemden kurtarır. Bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi, ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan alemden ve mahtan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi çok şaşan bir alemana ihsan ve o alemin umum envai zayıfı nehasını istifade edecek, ve cevherani bir tercihci, zahir ve batine hastaların duyguları bana inan ettiği gibi. Çay geldi ama ben kısmını ortalamak istiyorum. Bu şahaliye soralım. 70 sene önce neredeydi?
dünyada değil, ana rahmi verecek. Demek öyle bir kârık-ı külü şey, onu Adem denilen yokluk karanlıklarından dünyaya getiriyor ve onu böyle bedi bir dünyada namutana nimetlere şereflendiriyor. Ve yarında tabir tabisiyle ebedi âleme gittiği zaman dünyaya da kıyaslanamayacak kadar ebedi cennetlerde ona namutana nimetlerini ikram ediyor. Şimdi o yokluk karanlıklarından bu dünyaya gelen ve bu kadar nimetleri gözünü açan bir insan düşünsek ya ben böyle tavanı tebessüm eden yıldızlarla süslenmiş. Tabanı şarttan galiba güna gün çiçekleri gezine demiş, böyle dediğim bir kâinatta kimin misafiridir? Bu nimetleri kim veriyor? Nasıl nimetle beslenir, terbiye ediyorum diye düşünse, kâinatı tanımaya mecbur olacak. Çay gelişi şöyle bitiriyorum. Şimdi kişinin bütün bu kadar nimetlere mahsaliyetinin en büyük sebebi Fahri Kâinat bahsedersen anlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaatle mazide hareket eder, bu ittiba iktiza ediyor. Yani şimdi bir mümin bu kainattaki bu kadar nimetlere bakıyor. Şimdi diyor ki ya ben madem çayından, kahvesine kadar binler nimetlerden istifade ediyorum. Peki ben bana bu kadar nimetlerini sersemini itaatle ikram eden Allah'a, beni yaratana teşekkür etmek istiyorum. Nasıl yapayım bunu? İşte böyle bir suali cevap bizi Fahri Kainat'a ittiba etmeye mecbur ediyor. Demek ki kainatın büyüklüğü, içindeki nimetlerin çokluğu ve nimetlerin kadri kıymetinin büyüklüğü nispetinde hakikati idrak eden bir mümin o zatı düşe teşekkür etmek istiyor. Ya bak, maddi ve manevi muhafazı ve musibetlerden ne peki ki milletimizi muhafaz etsin. Tekrar anlayacağız. Allah'a emanet olun.